الحمد لله رب العالمين <applause> والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Bakara suresinin 25. ayetini inşallah okuyacağız. Ama ondan önce 24. ayeti ile ilgili bazı kimselerin sorduğu sorular var. Geçen hafta fırsat olmamıştı o konuya girmeye. Şimdi ayette şöyle buyuruluyor. 24. ayette Fe tef'alu hatta şeyden alalım kısaca. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an hakkında şüpheniz varsa onun suresi bir suresinin dengi bir sure siz de yapın getir. Ve bütün uzmanlarınızı çağırın. Allah'la sizin aranızda olduğuna inandığınız kutsal kişilerinizi çağırın. Eğer iddianızda haklıysanız bunu yaparsınız. Fe illem tefalu bunu yapamazsanız ki velen tefalu asla yapamayacaksınız. Fettekun nârelleti ve kûdühen vel hjjârah, yakıtı insanlar ve taş olan Ateşe karşı kendinizi koruyun. lil <laughs> kafirin'' Orası kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi buradaki soru şu, Cehennem kafirler için hazırlandığına göre gerisi ne olur? Cehennem kafirler için hazırlandığına göre gerisi cennete girecek. Öyle mi acaba? Ondan sonraki ayette şöyle buyuruluyor. Ve beşiril edine amenu ve amilus salihat. İnanan ve iyi iş yapanlara müjde ver. En lehum cennetin tecri min tahtihal enhar. İçinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Şimdi burada iki şey var. İçinden ırmak akan bahçeler kimin içinmiş? Irmaklar akan bahçe, cennetler. İnanan ve salih amel işleyen için. Peki cehennem kimin için? Kafirler için. Peki inanmış, salih amel işlememiş. O nereye gidecek? Nereye gidecek bakalım? Şimdi burada <laughs> Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'le anlamak gerekiyor. Kendi kendimize bir açıklama yapmaya kalkarsak haşa kendimizi Allah'ın yerine koymuş oluruz. Kendi sözümüzü Allah'ın sözüymüş gibi anlatırız. Buna hiç kimsenin yetkisi yok. Allahü Teala bu konuda kimseye müsaade etmiyor sık sık okuduğumuz ayette nasıl buyuruyor da Allahü Teala? Estağfirullah elif lam ra kitabun muhkemet ayetuhu thumma fussilet. Hud suresinin ilk ayetleri. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem yani anlaşılır, hüküm ifade eden ayetler şeklinde bildirilmiştir. Sonra da açıklanmıştır milledun hakimin habir, hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Neden? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. O zaman demek ki açıklamayı Allah yapmış ki başkasına kul olmayalım. Çünkü başkası Allah adına açıklama yaparsa o açıklama Allah'ın açıklaması kabul edilir. Bu defa Allah'ın yanında ona da kul olunmuş olur. O zaman öyleyse Cennet kafirler için hazırlanmış da acaba Müslüman şey cehennem evet <laughs> cehennem kafirler için hazırlanmış da Müslümanlar giremez mi oraya? Mesela bu dünya kimin içindir? Dünya kimin için? Müslüman için mi kafir için mi? Sıfır bir tamam. Ben dedikten sonra bu ben de söylerim bunun cevabını. Şimdi bu dünya Müslümanlar içindir. 7. surenin 32. ayetini açın. 153. sayfa. <laughs> Orada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kul men harreme zinete Allahi lleti ahrace li ibadihi ve tayyibati min De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü haram eden kim? Ve rızkın temizlerini kim haram etmiş? Şimdi bazıları bakarsın ki işte iyi elbise giyinmez. Güzel mal kullanmaz, iyi şeyler yemez. Niye? Fakirlik yapar. Fakirizm vardır. Maalesef bize bir fakirizm, yani Hindistan'dan gelen bir fakirizm edebiyatı vardır. Ben hakir, ben fakir, ben bilmem ne diye kendilerini böyle aşağıya alırlar alırlar ama bir de konuşmaya başladılar mı öyle tepelere çıkarırlar ki ulan kardeşim neredesin yani? Aşağıdaysan tamam anladık. Madem tepelere çıkaracaktır niye kendini hakir fakir bilmem ne deyip duruyorsun? Böyle saçmalıkları hiçbir şekilde kullanmayın lütfen. Siz öyle hakir makir değilsiniz. Siz Allah'ın şerefli kulusunuz. Böyle saçmalık olmaz. Alçak gönüllülük gösterisiyle acayip bir kibir yapıyor bazıları. Bu bir kere Müslümana yakışmaz. Madem Allahü Teala bize bir numaralı Müslüman olmayı emrediyor, öyle bir, bir kere Cenab-ı Hak Müslümanlara ne diyor? Estağfurullah billahi ve entumul a'lavne in kuntum mu'minun. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Allah sana en üstün diyeceksen hakir fakir bilmem bizim yerde ne falan filan. Kusura bakma öyle saçmalık olmaz bu kelimeleri asla kullanmamak lazım. Adına İslam kültürü dediğimiz kültürün büyük ölçüde bu yabancı kültürlerin e, hakimiyeti aldığı, altında olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla onu temizlemek zorundayız. Ondan sonra da bir fakirizm edebiyatıyla işte iyi, iyi, iyi şeyler yememek, iyi şeyler giyinmemek falan gibi bir takım şeyler vardır. Bak Allahü Teala burada ne diyor? kul men harrama zinetallahi lleti Allah'ın kulları için çıkardığı o süsü kim haram kılmış? Ve tayyibati rabbina rızk ve rızkın güzellerini haram kılan kim? Üstelik Allah külü minat tayyibati diyor. Temiz ve leziz şeylerden yiyin diyor. Ve amelu ve iyi iş yap. Ondan sonra ne diyor orada? Kul hiye de ki bu süsler, güzel rızıklar kimin için? Lillezine amenu fil hayati dünya. Dünya hayatında müminler için. Dünya hayatında müminler için. Kafirler için değil değil mi? Müminler için. Ama kafirler de istifade ediyor. Peki dünya müminler için ama kafirler de istifade ediyor. Peki cehennem kafirler için müminler de girebilir mi? Girebilir. Ama ama bak burada bir şey var. Mesela cennete kafir giremez. Halisaten yevmel kıyame. Bu nimetler kıyamet günü sırf müminler içindir. Bu dünyada sırf müminler için değil. Bu dünyada müminler için ama Kafirler de istifade eder. Ama ahirette sırf müminler içindir. O zaman dünyada müminlerin, cennette müminler. Kafirlerin olan hangisi? Cehennem. Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala kederlik ke nufasülül ile kavmin yalemun bilenler topluluğu için ayetleri böyle açıklarız. Dünya müminler içindir ama kafirler istifade eder. Peki cehennem kafirler için. Acaba müminler de girecek mi girmeyecek mi? Hani insanın gönlü hiç girmemesinden yana ama bizim istediğimiz de olmuyor ki. Allahü Teala'nın isteğiyle o diyor. Cenab-ı Hak ne diyor? Asıl mesele o değil mi? Şimdi bu Meryem suresinin ki 72. sure şey 19. sure affedersiniz. 65. ayetini açalım. 309. sayı. Geçen hafta soru sorulmuştu burayla ilgili de cevap verememiştik ama bu hafta Enes Hoca'nın kanaati henüz Tam olarak nedir? O konuda tam bir kanaatim yok ama bende yavaş yavaş kanaat oluşmaya başladık. Bir kere hadisi şerifler çok önemli. Çünkü onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan anladıklarıdır. Eğer yanlış anlamış olsa Cenab-ı Hak onu tasih eder. Ama orada da dikkatli olmak lazım bir sürü uydurmalar da var. Hadislerde biliyorsunuz yani cennete girip cehenneme girip daha sonra oradan çıkan müminlerden bahsediliyor. Şimdi burada diyor ki 65. ayetten itibaren okuyalım. Rabbü's semavati vel ardi ve ma beynehuma Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi. Fa'budhu <laughs> sen ona kul ol. Evet. Vastabir <laughs> 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 ona kullukta da sabırlı ol. Çünkü o da namaz kılıyorsun. Beş vakit namaz. Bir gün değil, beş gün değil, on gün değil. Her gün kılacaksın. E orucu her sene tutacaksın. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına her an uyacaksın. Dolayısıyla bu büyük bir sabır ister. Kişinin kendisini korumasını gerektirir. Yani ciddi bir kararlılık ister. Hel <laughs> ta'lemu <laughs> lehu Allah'ın bir adaşını biliyor musun? Ve yekulul insan e izâ mâ mittu le Bazı insanlar şöyle derler. <laughs> Öldüğüm zaman gerçekten tekrar canlı olarak yeryüzüne topraktan çıkarılacak mı? Evvela yazı kurul insan. O insan şu bilgisine bakmaz mı? Enna halaknahu min kablu velem yeku şey'a Onu daha önce yarattık. Hiçbir şey değildi. Mesela yüz sene evvel hangimizden kim bahsedebilirdi? Yani vücudumuzu oluşturan şeyler dünyanın bilir nerelerindeki toprakların içerisindeki şeylerdi işte. O oralara yerleştirilmiş gıda tanecikleriydi. Sonra onlar Allah'ın koyduğu bir kanla birleştiği o kanun uygun olarak annemizin vücudunda bir çocuk oluştu. Işte çıktık. Sonra Cenab-ı Hak ruhundan üfledi. Hiç, hiç yokken Allah'ın yarattığını kim bilmiyor? Herkes biliyor. Fe rabbike lenahşurannehum Rabbine yemin olsun onları bir araya toplayacağız. Ve şeyatin şeytanları da. İnsan ve cin şeytanları. Sonra le nuhdirannahum hawla cehenneme Sonra o alevli ateşin çevresinde onları diz çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Yani artık ayakta duramayacak halde olacaklar onun etkisiyle. Yere çökecekler. Sümme lenenzi anne min kulli şiatin eyyuhum eşeddu alel rahman Sonra her bir grubun içinden Allah'a karşı en fazla baş kaldıranları ayıklayacağız. Sümme le nahnu a'lumu billezine hum evla Sonra biz kimin orada kızarmaya daha layık olduğunu elbette daha iyi biliyoruz. Orada kalacak ve ateşte kızarmaya devam edecek. Ve in minkum illa Sizin hepiniz oraya gireceksiniz kâne alâ rabbike hatmen makdiyye. Allah Rabbiniz tarafından verilmiş kesin bir karardır bu. Tümme nuneccillezîne <teqav> Sonra müttekileri oradan kurtaracağız. Şimdi bunu, buna dikkat edin. Bak bu cümleye çok dikkat edin. Sonra müttekileri yani kendilerini korumuş olanları oradan kurtaracağız. Ve <tümme> nezeru zalimine fiha <fîhâ> cisiyye ama o zalimleri orun cehennemin içerisinde diz çökmüş olarak bırakacağız. Onlar öyle kalacaklar. Onlar öyle diz çökmüş olarak kalacak ama müttaki olanları cehennemden kurtaracağız. Demek ki oraya girecek sonra kurtaracağız diyor. Peki bunlar kim? Bunlar kim? Bir de Enbiya suresi 21. surenin 98. ayetini açıyoruz. 329. sayfa. <gülüyor> <gülüyor> İnnekum ve ma ta'budun min dunillah. Siz ve Allah'la kendi aranıza koyarak Taptıklarınız var ya. Hasabu cehennem. Cehennem yakıtısınız. Şimdi cehennem yakıtı kelimesi de Bakara Suresi'ndeki ayette geçmişti hatırlayın. Evet, fettekun-narallati nasu vel-hicara. Yakıtı insanlar ve taş olan. O zaman oranın yakıtı olan kim? Siz ve Allah'la kendi aranızda koyarak taptıklarınız. Allah'la kendi arasına başkasını koyarak tapana ne deniyor? Müştik deniyor, değil mi? Allah'ın affetmeyeceği hangi günah vardı? Şirk. O zaman cehennem odunu olanlar, cehennem yakıtı olanlar kimmiş? <laughs> Müşrikler. Müminler cehennem yakıtı mı? Değil. En tüm lehâvîdün ha buradan takip et. Buradan daha güzel oluyor. en tüm lehe varidun. Siz oraya gireceksiniz. Varidun kelimesi yani vurut kelimesi az önceki şeyde de geçti. <laughs> ve immin kumilla variduha. Bak varit içinizde Arapça bilenler lütfen dikkat edin. Ve in ve immin Sizin hepiniz oraya varit vrut edecek. Oraya kadar gidecek. Cehennemin içine kadar. Burada da ne diyor? Entum leha varidun. Siz oraya gideceksiniz. Demek ki cehenneme gitme konusunda müminler de kafirler de eşit. Ama kafirler cehennemin ateşi, odunu yakıtı. Neyi? Levkane ha aliheten verduha. Sizin Allah'la aranıza koyarak koyarak taptıklarınız tanrı olsalardı cehenneme giderler miydi? Şimdi bunlar Allah'la aralarına bir, birilerini koyup onlara yapışıyorlar. Bizim vekilimiz falan filan bizi kurtaracak diyorlar ya. Onları cennetten kurtarıyor cehennemden değil. Beraber cehenneme gidecekleri kişiler. Onlar önlerine geçip bunları cehenneme götürecek kişiler. Lev kana haula yaleheten ma varaduha. Bunlar ilahlar olsalardı elbette ki oraya gitmezlerdi. Ve kullun fiha halidun. Bunlar hepsi orada sürekli kalacaklar. Kim? Müşrikler ve taptıkları. <laughs> Lehum fiha zefirun ve hum fiha la Evet, onlar için orada şey yapar, böyle çok sert bir şey var, ses var. İnim inim inleme onların yani böyle çok şey e, acayip bir şekilde solu, solu, soluyarak bir ses çıkarırlar insanlar işte öyle huf, huf, artık nasılsa yani çok rahatsız edici bir şekilde bir inleme var. Onların payına düşen o. <laughs> Ve hum لَا يَسْمَعُونَ orada işitmezlerdi. Çünkü işitecek halleri yok yani sadece kendi dertlerine düşmüşler. Evet. Şimdi tekrar şey okuyacağım. Meryem suresindeki ayeti. Biliyorsunuz Kur'an'ı ancak Kur'an açıklarsa doğru anlaşılır. Biz açıklarsak olmaz. Kur'an Allahü Teala açıklar. O da ayetler arası ilişkiyle ancak olabilir. Meryem suresindeki ayette Bak bu 71. ayet ve immin kumilla ya. Yani hepiniz oraya gideceksiniz. Kana ala rabbike hatmen ya rabbin üzerine kesin verilmiş bir karar, yerine getirilmesi gereken bir karardır dedi. Kesin karar. Ondan sonra ne dedi? Sümmen necilledine Sonra müttakileri oradan kurtaracağız dedi. Buradaki müttaki ne acaba? Müttaki kim? Yani burada müttakinin farklı bir manası olacak. Niye öyle diyorum? Çünkü Enbiya suresindeki şu ayet bizi ona mecbur ediyor. Diyor ki Allahü Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ Kendi lehlerine bizden husna sebkat etmiş olan kişiler. Ne demek? Yani kendilerine güzel davranılacaktır. Sözü verilenler var. Dünyadayken. Siz şunu şunu yaparsanız size güzel davranılacak. Onun ayetini de okuyacağız biraz sonra. Bakalım siz o hüsnaya masar olanlardan mısınız değil misiniz? Cehenneme mi gideceksiniz yoksa direkt cennete mi? Yani bu halinizde kalırsanız onu biraz sonra bakacağız. Husne, anha Bunlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Bunlar varitler değil. Oraya gideceklerden değil. Şimdi kaç grup oldu? İnsanlar. Bir cehennem odunu olacak olanlar. Bir cehenneme girip çıkacaklar. Üçüncüsü cehennemden uzak tutulacak olanlar. Ulaike anha cehennemden mub'adun uzak tutulacaklardır. La yesma'una hasisaha o cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. Vahum hum fi meştehet enfusuhum halidun. Onlar canlarının çektiği şeylerin içerisinde ebedi kalacak. Bakın öbürüne orada ne dediği şey için e, müşrikler için ve kullun fiha halidun onlar orada kalacak. Bak müşrikler orada sürekli kalıyor. Kendisi için husna sözü verilmiş olanlar cennette sürekli kalacak. Bu ikisinin arasında bir grup var. Cenneme girecek ve çıkarılacaklar. Onlara da müttaki deniyor. Müttaki demek kendini koruyan demek. Bunlar kendini neden korumuş olabilirler? Şimdi ilgili ayeti okuyalım. El Husna sözü verilmiş olanlar kimse onun dışındakiler olacak değil mi? Şimdi 53. sureyi açıyoruz. 526. 526. sayfa. Evet. Buradan 31. ayeti okuyoruz. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Niçin Cenab-ı Hak onları yaratmış? Liyezziyellezine esâ'u bima amilu. Kötülük yapanları yaptıkları karşılığında cezalandırsın diye. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de var. Faizcilik yapan kişi ebedi cehennemdedir diye. Zina eden ebedi cehennemde. Adam öldüren ebedi cehennemde. Şirke giren ebedi cehennemde. Bunların suçu bu. Ama müebbet hapiste olanlar bazen affedilmiyor mu? Bunların içerisinde aff affedilebilecek suçlar var, affedilmeyecek suçlar var. Affedilmeyecek olan hangisiydi? Öbürleri affedilebilecek olanlardır. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala burada ve yezillezine ahsenu bil husna. İyilik yapanlara da yani ihsanda bulunanlara da daha güzeliyle karşılık versin diye. Siz iyilikte yapsaysanız, iyi davrandıysanız Allah daha iyi bir karşılık verecektir. Husna'yı verecek işte. Az önce innellezine sebakat lehum minel husna ayetindeki husna sözü verilenler kim ona bakıyoruz şimdi tamam mı? Peki bunlar kim? Ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahiş. Bunlar günahın büyüklerinden kaçınanlardır. Ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır zinadır, seviciliktir, e, homoseksüelliktir bunlardan kaçınanlar. Büyük günahlardan kaçınıp zina, homoseksüellik falan bu tip şeyler, Zaten o da belli işte faizciliktir, zinadır, adam öldürmektir, anaya babaya isyandır. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman görürsünüz büyük günahları. İlle lemem lemem olabilir. Yani bu büyük günahların altındakilerini yapmışsa o husneye uğrayanlardan değil denmez. O da gene o, o husna sözü verilenlerdendir. E peki ben büyük büyük günahlardan işledim benim halim ne olacak? Tevbe edersen bundan sonra davranışlarını düzeltirsen yaptıkların bağışlandığı gibi o günahlar da sevaba çevrilir. Sen de husna erbabından olursun. Her zaman kapı açık. Terbiye edeceksin. İyi davranış göstereceksin ve kendini düzelteceksin. İşlediğin günah ne kadar ağır olursa olsun önemli değil. İşte hiç bağışlanmayacak günah şirktir değil Peygamberimizin ashabının büyük bir bölümü müşrik değil miydi? Sonra onlar işte el husna erba bunlar oldular. O zaman demek ki büyük günahlardan kaçınır, fuhşun çeşitlerinden uzak kalırsak ne oluyoruz? اِنَّ الَّذ۪ينَ سَوَقَتْ لَهُمْ husna, Kendileri için bizden husna sözü verilmiş olanlar, büyük günahlardan kaçınanlar ki O gün cehennemden uzak tutulacaklar. O zaman demek ki cehenneme niye herkes cehenneme girecek diye ifade kullanılıyor. Demek ki bunların sayısı az. Öbürleri çok. İstisna kaideyi bozmadığı için böyle söyleniyor. La yesma'un hasisaha Cehennemin hışırtısını, uğultusunu bile duymayacaklar öylesine uzak kalacaklar ki halbuki cehennem e, mahşer yerine yaklaştırılmış. Ama ona ona rağmen uzak duracaklar. Ve hum fi meştehet enfusuhum Onlar canlarının çektiği nimetler içerisinde ebedi olarak mutlu. Onların böyle yerlerle ilişkisi yok. Peki bu insanlar bunlardaki takva ne öyleyse? Müttakileri oradan çıkaracağız dedi az önce Meryem suresindeki ayette. Kurtaracağız oradan. Bir kere en başta ne olması gerekiyor? Şirk, şirkten kendisini korunması lazım. Takva korumak demektir. Demek büyük günahlardan korumamış. Büyük günahlardan korunanlara hüsna sözü var. Tevbe de etmeden ölmüş. Ama şirke düşmemiş. Peki bunların kurtulması nasıl olacak? İşte burada şefaatin ne olacağını şimdi anlıyoruz. Şefaat. Şefaat, şef'i kelimesi vardır. Şef, iki demek. Şimdi birisini yanınıza alıyorsunuz, gidiyorsunuz bir başkasına anlatıyorsunuz. Diyoruz ki şu şöyledir. Yanınıza aldığınız için ona şefaat ediyorsun derler. Arapçada. Şimdi bakalım ne olacakmış. Bu ilgili ayetlere bakacağız. 52. tur suresini açıyoruz. Evet. 523. sayfa. 18. ayetten itibaren okuyoruz. <laughs> diyor ki Allahü Teala 17'den ha 17'den evet doğru. <laughs> İnnel muttaqine fi cennatin ve ne'im. Muttakiler kendilerini koruyanlar. Bunlar kendilerine husna sözü verilenlerdir. Şimdi bu diğerleri aşağıda biraz sonra gelecek. <laughs> Fakihine bima atahum rabbuhum. Rablerinin kendisine verdikleri nimetle son derece mutlu bir vaziyette olacaklardır. Ve vakahum rabbuhum azabel cehim. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Öbürler cehenneme girdi. O ateşi çektiler. Yani oraya girmek bile ne yapar adamı? Perişan eder. Bak bunlar hiç girmediler. Bunlar hiç girmediler. Kulu ve şrebu en bima kuntum tamelun. Ta Yiyin için afiyet olsun. Bu yaptığınıza karşılıktır. Bedava verilmiyor bunlar size. Sizin yaptığınıza karşılık veriliyor. Söz verilmişti ya. Muttekiyin ala sururin masfufe. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ve zevvecnâhum bihurin'in onları hu, hu, iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir. Yani onlara hurun'in hizmet eder. Bu odalık falan değil. Onun ayetini biraz sonra okuyacağız. Zevvece bahar harfi ile olduğu zaman bir, bir, yani etrafından, yanlarından ayrılmaz demektir. İri gözlü huriler yanlarından hiç ayrılmaz. Sürekli hizmette. Her an hizmet hazır. Kadına da erkeğe de. Şimdi bu ayetleri okuyanlar zannediyor ki cennete sadece erkek girecek. Cennete herkes girecek. Kadın da girecek, erkek de girecek. Yani, orayı biraz daha mısın? Yok orayı açmayacağım çünkü başka şeyler anlatamam. Ama başka bir ayet daha okuyacağım orada or orayı şey yaparız. Zev ve ba harfi celil olduğu zaman evlenme manasına gelmez Arapçada. Kur'an-ı Kerim'de zevvecna keha geçer. Seni onunla evlendirdik diye. Bu da ve ba olduğu zaman beraberinde olmak, yanından ayrılmamak, birlikte olmak anlamına gelir. Böyle ki iri gözlü huriler kadına da erkeğe de verilecek. Bunlar zaten cennete giden kadın ve erkeğin güzelliğini bizim anlamamız mümkün olmadığı için Cenab-ı Hak onu bize anlatam anlatmıyor. Çünkü o kadar güzel olacak ki yani bir, bir, cennetlik bir kadının yanında huriye hiçbir erkek bakmaz. Mümkün değil yani ayet-i kerimelere baktığınız zaman. Mümkün değil. Erkek de aynı şekilde. Ama biz onu benzeteceğimiz bir kişi olmadığı için Cenab-ı Hak onun tarifini vermiyor. Çünkü an şey anlamamız mümkün değil. Ama hurileri anlayabiliyoruz. Vellezine amenu şimdi bunlar geldi cennetteler. Vellezine amenu. Ve tebaatuhum zurriyetuhum bi imanin. Bu müminler bir de soylarından gelenleri imanla arkalarından gelmişlerse imanları var ama salih amelleri yok ya da az. Bunlar nerede oluyorlardı? Cehenneme giriyorlar değil mi? Ha El bihim zürriyetehum. Onları onlara soylarını katarız. Gelirler bunların yanına. Bunların yanlarına gelir. Yanına gelince ne oluyor? Şefaat alıyor. Işte. Allah bu dünyadayken kararını vermiş. Kur kuralını koymuş. Orada biz kurtarmıyoruz. Eğer gidersin. Allah kuralı koyduğu için yanına alıyor. Soylarından. Büyük günah işlemiş falan ama şirke düşmemiş. Oğlu, kızı neyse. Torunu. Ve ma min amelihim min şeyin. Onları buraya aldılar diye bunların karşılığında bir şey ödeme yok. Yani şu kadar para ver ya da şu, şu şu bahçeleri ver, şu köşkleri ver, senin oğlunu kurtarayım yok. Onlar da gelir. Bunların durumlarında da herhangi bir değişme olmaz. Kullum bir bi rahinun. Herkes kendi kazancına karşılık rehin alınmıştır. Yani cennette herkes cennete gidebilir. Yani bu şey etmiş olan sırf iman etmiş, salih amel işlememiş olan da yakınına katılır ama aralarında müthiş derece farkı vardır. Allahü Teala İsra suresinde diyor ki kaçıncı ayet baksana. Unzur estağfirullah billah keyfe fattalna ba'dhum ala bab. Bak bakalım. Bu dünyadayken bu insanları birbirinden ne kadar farklı yaratmışızdır. 21. ayet İsra suresi. Velal ahiretu ekberu derecatin ve ekberu Ahiretteki derece farkları çok daha büyük olacak. Üstünlükler çok daha kesin olacak. Evet cennetten cehennemden çıkmış oraya gelmiş olacak. Akrabasının yanına gelecek ama akrabasının itibarı başka. Mesela şimdi Cumhurbaşkanının eşi, çoluğu, çocuğu o köşte kalır. Ama o bir yere gittiği zaman kimse farkına bile varmaz. Fakat Cumhurbaşkanı bir yere gidecek oldu mu bütün şehrin erkanı kalkar. Öyle değil mi? Aynen onun gibidir yani. Orada asıl ağa o. Öbürü onun yanına yanaşma. Ama cehennemden de kurtulduğu için çok büyük bir mutluluk sebebi tabii. Cehennemi gördüğü için zaten o aklına geldiği zaman yetiyor. Başka şey yer yok. Şimdi burada bir başka şey daha var. Peki eşleri ne olacak? Kadın cennete gittiyse kocası, koca cennete gittiyse karısı, bunlardan biri cennete, birisi cehennemde ise ama ikisi de imanlıysa ne olacak? O ayeti de okuyalım, ondan sonra bunu devam ederiz. Bu arayı kapatmayın da, yani şu e, Tur suresini ama bu araya, e, burada bir iki daha ayet okuyalım. 13. rahat suresinden 23. ayet. 251. sayfa. Burada diyor ki Cennetu Adn'in Adın cennetleri. Bu cennetin ismi. neha bunlar ona gireceklerdir. Yani kendilerine husna sözü verilmiş olanlar. Necim suresi 31 ve 32. ayete göre davranılır. 23. ayet. 13. 13. sure 23. ayet. Cennetu adnin ne? Adin cennetlerine girecekler. Başka? Ve men salaha min abaihim. Uygun durumda olan babaları da. Demek ki orada babaları varsa, baba çocuğunu, çocuk babasını kurtarabiliyor. Ama o, o kurtarmıyor. Allah onu oradan alıp bunu yanına getiriyor. Baba derken anne de tabi o aba kelimesinin içine anne de girer. Ve ezvacihim ve eşleri. Demek ki kadın cennette koca cehennemde ya da koca cennette kadın cehennemde ama müşrik değil. Yanına geliyor. Tansu Çiller başbakan oldu hanım olarak kocası yanına gitti. Değil mi? O baştan gitti. O başka canım. Belki sonradan gitti. İstanbul'da işi vardı. Ne biliyorsun? Ondan sonra mesela işte Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Eşi de onunla beraber gitti. Evet. Ve men salaha min abaihim ve ezbacihim ve dürriyatihim. Evet, vel evet eşleri ve soyları. Onlardan uygun olanlar, uygunluğu da öbür ayette imanla, imanlı olma şartına bağlamıştı zaten. Vel melâiketü yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Melekler her kapıdan yanlarına girerler. Selamun aleyküm. Bima sabartum fe ni'me ukbet Sabırlı davranmanız sebebiyle size selam olsun. Artık bundan sonra karada ölüm yok derler ya. Artık esenlik ve güvenlik içerisindesiniz. Daha ne ekonomik kriz var, ne kartlı, kredi kartlarını ödeme sıkıntısı var, hiçbir şey yok. Bitti onlar. Şimdi tekrar tekrar Tur suresine dönüyoruz. 523. sayfaya. Ve emdednâhum bifâkihetin ve lahmin mimma yeştehun. 22. ayet. Onlara meyveler, canlarının çektiği etler ilave olarak verilecektir. Nasıl olsa Mustafa Çavlar kolesterol derdi yok. istediğin kadar yiyebilirsin. <laughs> Şişmanlama derdi de yok. Serbest. Evet. Yetenazeûne yeten yetenazeûne fîha ke'sen. Orada birbirleriyle kadeh dokuştururlar. La lagum fîha ve la te'sîm. Ama orada boş şey de yok, günaha girmek de yok. Başı ağrıma, midesi bulanma, şarhoş olma falan hiçbirisi yok. Ve yatufu aleyhim gilmanul lehum. Peki bir de bunların küçük çocukları. O ne olacak? Onlar da çevrelerinde koşup duruyorlar. Keretaları bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor, bir şey yapıyorlar. Onlar da bir başka güzellik. Büyük değil. Küçük çocuklar. Şimdi bu gulam kelimesi sözlüklerde şöyle anlam veriliyor. Bıyığı terlemiş erkek çocuğu deniyor da değil. Tamam o doğru. Ama ve beşerinahu bi halim ayeti kelimesi var. Şeyi Zekeriya'yı işte güzel bir gulamla müjdeledik. Şeyli böyle yumuşak uyulu. O Ne? Küçük bir çocuk. Meryem validemiz için de. Onlar İsmail, ya İbrahim Aleyhisselam için çocukları için. Mesela e, Meryem validemiz ne demişti şey? Li aha ah, ah, belki gulumen zeki Sana şey böyle e, gelişikli bir ulam hibe edeyim diye geldim diyor. Şimdi yani gulam kelimesi küçükler için de kullanılıyor büyükler için de kullanılıyor. Dolayısıyla burada e, çocuklar diye tercüme etmemiz gerekiyor. Onların etrafında kendi kendi çocukları büyüyor ermemişler. Dolayısıyla kafirlik Müslümanlık falan bir şey yok. Orada onlarla beraber kendi çocukları. Kız erkek fark etmiyor tabi orada o birisini söyledin mi diğer de onun içerisine girer. "Kaanhum lu'lu'un meknun." Öyle güzel ki sanki saklı inciler gibi. Dolaşıyorlar etraflarında, koşuyorlar. Şimdi bazı bazıları bunu cennette hizmet eden <laughs> Hı? <he? gülüyor> öyle mi yazmış? Hani yazmış. Ha hizmetlerine verilmiş değil. Bu yanlış. Hizmetlerine verilmiş değil. Bunlar onların o, o oğulları, çocukları. Niye yanlış dedim? <laughs> Bir kere "lehum" kelimesine mana vermemiş. Kendilerinin oğulları bunlar. Kendi çocukları, kendi çocukları. E peki babası kafir olarak hani ölmüşse benim mesela benim torunum var ama babası kafir ne olacak? Babası aradan çekilir. Ben benim çocuğum mudur? Gelir benim yanım. Onun soyundan en azından Hazreti Adem'in çocuğudur değil mi? Onun yanına gider. Onun için kafirlerin çocuğu ne olacak? Can kafiri yok sayarsın. Onun üstünde mutlaka bir mümin babası vardır onun. Hiçbiri yoksa Hazreti Adem'in çocuğudur. O mükafat birisi Tabii. Hiçbirisi yoksa onun çocuğudur. Şimdi neden bu anlam gerekiyor? Bir kere gılmanun lehumdan o çıkıyor bir. Ama bu bizim verdiğimiz manayı veren müfessirler var. Haklarını yememek lazım. Hizmetçiler gılman değil. Hizmetçiler vildan. Hizmetçiler vildan. Bak vildan. Bugün Araplar da hizmetçiye nedir Mehmet Hoca? Ya velettir değil mi? Ya velet. Fransızlar nedir? Garson. Garson işte velet karşılığıdır. Bildan veledin çoğulu. Hizmetçi erkekler. Hizmetçi kadınlara da huri adı veriliyor. Peki bunu nereden öğreniyoruz? Bunu da şeyden okuyalım hemen. Ee, Vaka suresinden 534. sayfa. İlk ayetten başlıyoruz 17. ayet. Bakın şimdi az önce Gülmanul Lehum dedi, kendi bulamları, kendi çocukları dedi. Ama burada ne diyor? Çok dikkat etme. Bu Allahü Teala'nın sözü. Allah hiçbir harfi, hiçbir kelimeyi boş kullanmaz. Diyor ki yatuf aleyhim. Orada da yatuf aleyhim vardı. Çevrelerinde dolaşır. Evet çocuklarımız da çevremizde dolaşır. Hizmetçiler de dolaşır. Ama birisinin dolaşması başka, öbürünki başkadır. Onun sadece dolaşması nimet, öbürü, öbürünün dolaşması nimet değil. Elinde sundukları nimet. Yani şimdi mesela bir çocuğu şey yaparsınız, bizim işte yeğenler var. Bizim artık çocuklarımız büyüdü. Çocuk sevmek gerektiği zaman gidiyoruz, yeğenlerimizi seviyoruz. Bizimkiler hafta sonunu böyle iple çekiyorlar ki onları görsünler. Çünkü oradan oraya koşmaları, hoplamaları, zıplamaları insana bir başka zevk veriyor. Yatufu aleyhim vildanum muhalledun çevrelerinde muhallet vildan yani ölümsüz erkek hizmetçiler dolaşır. Bak lehum ifadesi yok Arapça bilenler. Vildanun lehum yok. O gilmanun lehum da. Neyle dolaşıyorlar? Bi ekvabin ve eba e e e ebarika ve ke'sin min ma'in. Testiler, ibrikler, ve kaderlerle main şarabından sunuyorlar. Bak o o gılmanın elinde bir şey yok. Gılman kendisi dolaşıyor. Çünkü onun do kendisinin dolaşması yetiyor zevk olarak. Ama bunun kendisi elindeki sunduğu şeyler. İşte hizmetçi bunlar. Bildan. Peki bu içkilerden içiyorsunuz da ne oluyor? La yusadda'un anha. Ondan dolayı başları ağrımaz. Baş ağrısı yapmaz bunlar. Ve la yunzifun. Bunlar akıllarını da gidermez. Yani sarhoş da etmezler. Sadece zevkini alırsınız, sıkıntısı yok. Ve fakihetim mimma yetehayyerun. Tercih ettikleri meyveler ellerinde dolaştırırlar. Hangisini beğenirseniz onu alırsınız. Ve lahmi tayrim mimma Hoşlandıkları kuş etleriyle de dolaşırlar. Öbür bütün et çeşitleri burada kuş eti. Demek ki kuş eti daha şey değerli. <laughs> ha, şimdi hurileri geldi. Bakın ve yatufu aleyhim bildanun dedi. Ve yatufu aleyhim hurun in demektir burada çevrelerinde iri gözlü huriler de dolaşırlar. Ke emsalil meknun saklı inciler gibi. Bu cennete giden kadın ve erkek için. Ceza en bi makanı yamelun yaptıklarının mükafatı olarak. Onlar da hizmetçiler. Yani huriler de hizmetçiler. Ama yakın hizmetçi, onlar da biraz uzak hizmetçi. Şimdi tekrar şey dersimizin başına dönelim ve bu işi noktalayalım inşallah. Şimdi bu 24. ayette uiddet lil kafirin denen cehennem. Cehennem Kafirler için hazırlanmış ama bazı müminler de bir süreliğine ne yapıyor? Giriyorlar. Dünya kimin için hazırlanmış? Müminler için. Arap suresi 32 miydi? 32. ayette. Evet. Ama dünyadan kafirler de yaralanıyor. Fakat cennet sadece müminler için olduğu için oraya kafirlerin girme şansı yok. Kafirler ahirette cehennem oldun. Evet. Ve beşşirillezîne âmenû ve amelûs sâlihât. İnanan ve iyi iş yapanlara müjde ver. Enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enher. İçinden ırmaklar akan cennetler onların hakkıdır. Kullemâ rüzikû minhâ min semaratin rizkân o herhangi bir e, üründen bir rızık tattıkları zaman قَالْ هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا namin kablo? Bakın burada hep bildiğimiz yiyeceklerden anlatacak Cenab-ı az önce. Aa ben bunu görüyor onu. Ben bunu yemiştim daha önce. O şeyin elinde görüyor ya. Ve ütü bihi müteşabiha. Onun dengi değil benzeri. Görüntüsü benziyor ama tadı çok farklı. Çünkü insan alışmadığı yiyeceğe karşı biraz korkulu davranır. Ama alıştığı için, hoşuna da gittiği için rahatlıkla yiyebiliyor. Yani bu ahirette yeniden dirilmeyi uyuyup uyanmak gibi kabul edeceksiniz. O kadar. Ve lehum fiha azvacun mutahharatun orada onların tertemiz eşleri de vardır. Kötü huy mutu yok artık. Kötü huylar gidiyor. O kötü huylardan arınmış olarak herkes cennete giriyor. Şimdi bazıları diyor eyvah. Mesela bazı kadınlar kocalarından çok çekiyor. Eyvah o da orada başıma bela olursa ne olacak? <laughs> ya da bazı erkekler karılarından çok çekiyor. Eyvah bu dünyada çektiğim yetmiyor muydu? Yok. Oraya herkes kötü huylarından arınmış olarak girecek. Vahum fiha halidun onlar orada sürekli kalacaklar diye ve bu dersi burada bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir aradan sonra tekrar ikinci bölüme devam ederiz.